Neden olur diyelim? Vücut kendimi yapar. Adet Tabii bununla dönemlerine daha çok ön plana çıktığını, şikayetlerin arttığını dile getiren danışanların soruları ilgili. Da bize geldiği için cevabı sizde hocam. Miyomlarda aslında genetik bir yatkınlık olduğu tespit edilmiş. Ailesel geçiş olduğunu biliyoruz. Ailesel geçiş olduğunu biliyoruz. Hiç doğum yapmamışlar da daha sık görüldüğünü biliyoruz. Bunlar riski artıran faktörler. Kendiliğinden oluşan bir şey. Kendiliğinden oluşan bir şey. Vücudun kendi ürettiği bir şey. Ve çoğu iyi huylu olduğundan dolayı çok da endişe yaratmayacak bir durum aslında. Evet, peki belirti anlamında doğru sürekli ağrı mıdır ortaya çıkan? Tabii önemli olan aslında budur. Yani rutin yıllık jinekolojik muayene herkese öneriyoruz. Fakat özellikle bazı belirtilerin olmazsa hastada acaba bende miyom olabilir mi sorusunu uyandırmalı. Evet. Miyomların belirtilerini farklı kategorilerde inceleyebiliriz. Miyomlar adetle ilgili belirtiler yapabilir, ağrıyla ilgili belirtiler yapabilir, gebe kalmayla ilgili sıkıntılı olabilecek durumlar yaratabilir, sadece karında büyümeyle gelebilir. Adetle ilgili belirtiler aşırı adet kanaması olması, adet aralarında kanama olması, adetlerinin uzun ve yoğun olması olabilir. Onun haricinde adet döneminde şiddetli ağrı da miyom belirtilerinden biri olabilir. Ağrı adet dönemi ve adet dönemi dışında da kasık ağrısı şeklinde kendini belli edebilir. Bazen çok büyüyen miyomlarımız karında şişlik, karında büyüme şeklinde de bize başvurabilir. Hastada öyle bir şikayet yaratabilir. Tekrarlayan gebelik kayıpları olan hastalarımız, tekrarlayan erken doğumları, tekrarlayan düşükleri olan hastalarımızda ben de acaba bir miyom var mıdır, olabilir mi diye şüphe içerisinde olmalıdır.